Well, summer slipped us underneath her tongue. Our days and nights are perfumed with obsession. Half of my wardrobe is on your bedroom floor. Use our eyes, throw our hands overboard. I am your sweetheart, psychopathic crush. Shrink up your movements, still I can't get enough. I overthink your punctuation use. Now my fault, just a thing that my mind do. A rush at the beginning. Ay, saçları bir toplayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika, saçımı toplayayım da. Evet, şu an size bir mezuniyet makyajı çekiyorum. Bunu izleyen yeni mezunları şimdiden tebrik ediyorum ve ileriki hayatlarında diğer işte ortaokul mezunuysanız lisenizde, lise mezunuysanız üniversitenizde, üniversite mezunuysanız artık hayatta size başarılar diliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Ben size şöyle pratik, güzel bir böyle mezuniyet makyajı hazırladım. Hafif bir makyaj olacak. Bir de böyle ışıltılı bir şeyler yapmak istiyorum. Işıl ışıl olalım istedim. O yüzden şöyle bir ışıltılı, güzel, hafif ama çekici, iddialı gibi böyle bir makyaj yapacağız. Gözleri ön plana çıkarmak istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle cildimi nemlendirerek başlıyorum. Şu bu L'Oreal'in Hydrogenious aloe vera suyuyla cildimi nemlendireceğim hemen. Hazır o nemlenirken de biz gözleri hallederiz. Dudakları da unutmuyoruz. Dudakları da bu Blistex'in Matte Plus, onu sürüyoruz. Bunu mutlaka alın. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Dudakları anında toparlıyor böyle. Akşamdan sürüyorsun, sabah mükemmel bir dudaklarınız oluyor. Özellikle kuru dudaklar için. Önce gözlerle başlıyorum. MAC'in Painterly Prolonged Wear göz bazıyla başlayacağım. Bu arada mezuniyetlerinizde bol bol eğlenin, olur mu böyle? Bayağı eğlenin. Bayağı eğlenceli oluyor. O günlerde bir daha olmuyor. Böyle kepinizi fırlatın falan. Eğlenin. Eğlenmenize bakın. O gün sizin gününüz. Gözüme önce şöyle bir ısıtmak için bu Kiko'nun 20 numaralı High Pigment şöyle turuncumsu rengi var. Aşırı güzel. Hafif ışıltılar var içinde. Buna şöyle bir ısıtacağım buraları. Şöyle hafif böyle bir turunculuk versin istiyorum. Çok seviyorum ben bunu da. Burada fırça MAC'in 217 fırçasıyla aynı zamanda sürüyorum da dağıtıyorum da, ilk başta bununla yapıyorum. Şimdi dağıtması kolay oluyor böyle. Sonra Maybelline'in Color Tattoo'larından 35 numarası. Böyle çok tatlı bir bronz rengi. Bununla hafif gölgeleme gibi yapmak istiyorum. Of, rengi çok güzel. Şöyle V gibi. Sadece şu kısmı bırakıyorum. Sonra dağıtacağım zaten. Renge bakın. Çok güzel. Ve hemen dağıtıyorum. Bunlar biraz zor dağılıyor ama şöyle. I get caught up just for a minute. But lover, you're the one to... Bu arada bu kullandıklarım hepsinin aynı ürün olarak sizde olmasına gerek yok. Benzer ürünleriniz varsa onlarla da aynı makyajı yapabilirsiniz. Hani illa bu bende yok, ben bir makyajı yapamam diye değil. Hani biraz yaratıcı olup benzer renklerle de yapabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Şu alt kısma da yapacağım birazdan. Bir de şimdi şuraya da yapmak istiyorum bakın. Şu kısma da. Şu ortaya, şuraya getirmeden, şöyle şurayı boş bırakarak sadece şuralara, şuraya ve buraya uyguluyoruz yani şu an. Hani dağıttığım için çok belli olmayabilir. Silk'in şöyle bir paleti var. Sunset 568 renkli inanılmaz güzel renkler var. Bunlarla daha sonra bir başka bir makyajla yaparız. Şu rengi kullanacağım buradaki. Ama bunu da elimle alıyorum. Böyle çok ışıltılı bir renk. Şunu tam ortasına bırakacağım şöyle. Bu Max Factor'ın da şöyle bir paleti var. 02 Golden Nude renkli bir paleti. Çok güzel renkler var. Bundan da yine şu, daha da biraz açmak için şu rengi kullanacağım. Bunu da yine parmağımla
şöyle ortasına. Üf, çok güzel rengi ya. Tam bir altın rengi bakın. O diğeri daha içinde parçacıklı böyle pul pul simleri vardı. Bunun daha böyle bir şöyle yansımalı gibi. O yüzden ikisini de üst üste uyguluyorum. Çok güzel oluyor. MAC'in tekli farlarından texture rengini çok seviyorum ben. Çok doğal böyle şöyle bir renk. Şöyle hafif ışıltıları var içinde ama çok hafif. Bunlara daha ben far paleti alamadım. Yakın zamanda alacağım. Bunlar böyle mıknatıslı. Direkt yapışıyor. İstediğiniz gibi kendi renklerinizi oluşturuyorsunuz. Ben de böyle birkaç renk aldım. Hafif şöyle bir gölgeleme yapıyorum. Şöyle göz altlarıma da hafifçe geçeceğim. Hatta az önceki bu yaptığımız simlilerden geçmek istiyorum. Önce bu color tattoo'yla. Bakın göz altlarına şu an simler bulaştı mesela. Bunları silebilmek için önce gözden başlıyorum ki en son yüzü böyle tertemizce bitirebilelim. Böyle parlak makyajlarda, özellikle pigmentli ve simli makyajlarda hep gözden başlıyorum. Gerçi genelde gözden başlıyorum, artık alışkanlık oldu da. Daha kolayıma gidiyor. Hani bunun bir kuralı yok. Sizi nasıl, size nasıl rahat geliyorsa siz kendiniz o şekilde yaparsınız zaten. Şöyle yine Max Factor'un şu rengiyle, şurada bir hafif daha koyu bir rengi var. Onunla da şöyle yine göz altlarına, tam şu kirpik diplerine, dibe doğru. Yine açık renkle şöyle alıp yine ellerimle uyguluyorum. Tam şuraya bırakıyorum. Daha sonra şu alta bulaşanları sileceğim. Şimdi gözümün şurasında tam şöyle belli belirsiz bir eyeliner yapmak istiyorum ama kahverengi kalemle. Bende şu var şu an. Physicians Formula'nın böyle bir kalemi var. Hafif böyle simleri olan. Çok güzel. Şöyle sadece diplerine. Böyle bronz tonlarında yaptığımız için doğallık kaybolmayacak. Yine şöyle kirpiğin içlerine doğru da yapacağım. Ve bak nasıl bir anda nasıl fark etti. Hani eyeliner çekmiş gibi ama ay gözüm. Bir anda nasıl fark etti? Bak, sadece kirpik diplerine sürdüm. Aynı şekilde buna da süreceğim. Fırçayı şöyle yapıp bunu dağıtacağım. Ama şöyle şöyle dağıtacağım. Sanki böyle eyeliner çekmiş gibi olacak. On the back, but who cares? So aloof. Okay, I know that you are not my type. Still I fall. I'm just a sucker, let you fill your mind. But what about love? Nothing wrong with love. Supernatural. Şöyle çok hafif bir eyeliner oldu, gördünüz mü? Çok hafif şöyle bir belli belirsiz, sanki eyeliner varmış havası yaratıyor ama yok. Yani böyle bir doğal hava katıyor. Çok hafif şöyle. Eyeliner varmış gibi duruyor. Ben bu duruşu çok seviyorum. Gerçekten şu uzaktan çok hoş duruyor. İlk başta sürdüğüm turuncudan biraz daha alıp fırçayı temizleyeyim bir. Şu an tek fırça kullanıyorum diyebilirim. Sadece şu MAC'in karıştırma fırçasıyla yaptım her şeyi. Ama bayağı iş görüyor yani. Ne yapayım? En son genel bir şöyle bir karıştırayım dedim. Size bir mezuniyet anımı anlatayım mı? Aynı zamanda kaşlarımı boyayayım. Ve size lise mezuniyet anımı anlatayım. Mükemmel lisemiz. Bizde birazcık sıkıntılı bir mezuniyet olmuştu. Şöyle sevgilileri, yani nasıl bir okuldu falan diyeceksiniz. Yobaz mıydı okulunuz? Bu ne biçim zihniyet falan diyebilirsiniz. Aslında gayet modern görünüşlü bir okulumuz vardı ama nasıl böyle bir şey oldu hala yani kötü an olarak kalmıştır aklımda. Size anlatayım, siz de birazcık gülün bence. Okuldaki kep töreninden bahsediyorum. Yani hani mezun oluyorsunuz, kep atıyorsunuz falan. Yani lise mezuniyetimizde kep atacağız. Onun provalarında falandık. Hocalar kızlı erkekli herkes kavalyesiyle beraber çıkacak. Öyle planlamış hocalarımız. Ama şöyle bir enteresanlık var. O kavalyeyle çıkılacak ya çift olarak, yani kız erkek. Bunlar arasında sevgilileri özellikle listelemiş hocalarımız. Üşenmemişler, oturmuşlar. Bütün sevgilileri liste çıkartıp sevgili olanları kavalye şeklinde çıkartmamaya karar vermişler. Ve öyle karar verip
bütün sevgilileri ayırarak çıkmışlar. E tabii biz de buna tav olduk haliyle. Neden yani? Olay şöyle olsa kız erkek çıkmayacak. Sadece kızlar tek tek çıkacak işte. Ya da erkekler tekli çıkacak. Veya erkek erkek ikili çıkacak falan. Hani böyle sıralı şeklinde ilk çıkış vardır ya. Öyle olsa okey ama bu nasıl bir şeydir ya? Siz de benim hala aklım almıyor. Yani gerçekten burnumuzdan getirmişlerdi. Bunu da böyle açık açık söyleyebilirim. Bir mantık yoktu anlıyor musunuz? Hani yaptıklarında İmam Hatip Lisesi'nde falan okumadık yani gayet. Bildiğiniz bir Anadolu Lisesi. İyi seviyede eğitim alınabilecek İzmir'de bir Anadolu Lisesi'nden bahsediyorum. O konuda da çok sıkıntı çekmiştik. Ve biz ne yaptık? Tabii ki de kuzu kuzu öyle çıkacak değildik. Hocalara tamam falan dedik, bir şey demedik. Sonra mezuniyet günü ailelerimiz geldi, herkes geldi. Kır gibi bir yer düşünün. Orada böyle mezuniyetimiz oldu. Tam çıkılacağı gün sonuçta ailelerimiz biliyor. Neden böyle bir şey kalkıştıklarını bilmiyorum. Hepimizin ailesi modern ailelerdi. Yani öyle bir sıkıntımız yoktu. Sevgilileri olanlardı, öyle hiçbir sıkıntısı olan sevgililer değildi. Biz son gün kendi kafamızda hepimiz toplaştık. Tamam mı? Böyle işte sevgililer olarak. Kişileri değişiyoruz. Diğer arkadaşlarımızla da konuştuk. Çıkacağımız an biz tam işte sıraya girdik. Hocalar bizi sıraya girdirtti. Tam böyle çıkacağız. Biz ne yaptık? Tabii ki de yer değiştirdik ve hep birlikte çıktık. En son size bu mezuniyet anısını anlatırken kameranın şarjı bitti. Yedek bataryanın da nerede olduğunu bulamadım şu an. O yüzden hemen böyle birazcık şarj ettim. Bu arada saçımı yaptım. Hani şöyle dalgalı saçı ben böyle kepin altına falan çok seviyorum. Şöyle şu şekilde yaptım saçlarımı. Böyle bunu da nasıl yaptığımı soruyorsunuz. Aslında şu an biraz daha tekniğim bir tık daha değişti ama şuradan benim geçen seneki mezuniyet videoma gidebilirsiniz. Orada da ben bu saçı yapmıştım. Oradan da biraz izleyebilirsiniz. Maşam aynı. Eğer maşamı falan merak ediyorsanız maşam aynı. Sadece o sürdüğüm şeyleri biraz yapmıyorum. Biraz daha tekniği değiştirdim. Sadece sarıyorum böyle. Şuradan aşağıya sarıyorum. Çok doğal böyle dalgalar elde ediyorsunuz ve çok hoş duruyor. Ben çok seviyorum. Şimdi en son makyaja kaldığımız yerden devam edelim. Saçım şöyle çok hafif. Lastikle şöyle hemen toplayayım. Farmasinin kameraya cihazı var. Çok güzel. Hem gözenekleri falan da kapatıyor. Bunu çok seviyorum. Yani sadece özel günlerde sürüyorum. Bu arada birini bitirdim, diğerini aldım. Bunu bayağı sevdim. Bu zaten duymuşsunuzdur. Maybelline'in Lash Sensational maskarası. Bayağı güzel. Çok doğal duruyor. Bir de iki kat uyguluyorum. O zaman da takma kepik gibi duruyor. Bayağı seviyorum. Tek tek ayırıyor. Well, summer slipped us underneath her tongue, our days and nights are perfume. Maskara hemen fark ediyor ya, hemen. My wardrobe is on your bedroom floor. These are ice storms overboard. I am your sweetheart, psychopathic crush. Şöyle şu tarafları da yapıyorum ki gözüm biraz daha böyle çekik dursun. Thank you, punctuation use. Now my fault, just a thing that my mind do. Bakın maskaranın güzelliğine. Alt kirpiklerimi de biraz sürdüm. Böyle göz makyajım bitti. Böyle bu şekilde. Şimdi yüze geçiyorum. Yüze şu her zaman özel günlerde de kullandığım, günlükte de bazen cildim bozuk olduğunda kullandığım. Şöyle birazcık yaklaşayım. Bu Makin Studio Fix fondöteni kullanacağım. Bendeki NW15 rengi. Şu Diadermi'nin Hydralisk nemlendirici spreyi var. Onunla böyle şu beauty blender'ı birazcık ıslatıyorum. Islatmayı unutmuşum çünkü. Bu arada bu çok güzel bir sprey. Yazın falan özellikle çantamdan ayırmayacağım. Zaten kışın da ara ara sürdüm. Böyle ferahlatıyor. Bir sıkıyorsunuz hem makyajı sabitliyor. Böyle uzun süre. Kokusu da çok güzel. Bu arada bu fondötenin de kapatıcılığı çok iyi. Bir de ciltte böyle doğal duruyor. Çok güzel duruyor. Birazcık mat. Yani çok parlak değil. Çok da hani mat da diyemem ama altına nemlendirici sürünce, üstüne de böyle nemlendirici sürünce parlaklığını, matlığını siz ayarlayabiliyorsunuz ama kapatıcılığı bence çok iyi. Şimdi bu arada Batu'nun kuzeni Aleyna'nın mezuniyetine gidiyorum. O yüzden size aklıma geldi. Böyle bir makyaj çekeyim dedim. Hani ben de şu an mezuniyete gidiyor olsam böyle bir makyaj yapardım muhtemelen. Bir kat böyle yuttum ya. Sivilce benzeri bir şey var mesela. Şurada gözüküyor hala. Onu da şunlarla pıt pıt hemen kapatıyorum. Bu da Maybelline'in biliyorsunuzdur. Böyle pıt 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 pıt.
tefek yerlere süreceğim. Bir de gözaltıma. But lover, you're the one to blame. All that you're doing, can you hear the violence? Megaphone. O kadar oynanacak, edilecek birazcık göz altlarını da sabitleyelim. Bu MAC'in sabitleyici pudrasını uygulayacağım. Şöyle bırakacağım biraz, daha sonra süpüreceğim. Şimdi bronzer olarak bu MAC'in Global Glow rengini çok seviyorum ben, onu kullanacağım. Şöyle yassı bir fırçayla. Tam şuradaki yaptığınızda hafif gölgelik oluşuyor. Tam oraya yapıyorum. Allık olarak da yine şöyle Real Techniques'in şöyle bir fırçasıyla bu benim her zamanki The Balm'ın şu paletindeki Hot Mama'yı kullanıyorum. Bunu verdiği şöyle çok hafif bir pembelik var. Onu çok seviyorum ben. Bu arada hafif de kontür yapalım. Şu fırçamı alıyorum. Çok hafif batırıyorum. Şöyle hafif yassılaştırıyorum onu böyle bastırarak. Ve burnumun şuralarına şöyle kontür yapıyorum. Çizgi çekiyorum daha doğrusu. Biraz küçültüyorum bu burun kanatlarımı. Bir de şu altı çok hafif pıt 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 yapıyorum. Bu burnu biraz daha küçük gösteriyor. Aydınlatıcı olarak MAC'in bu Soft and Gentle'ını kullanacağım. Buna bayılıyorum. Aydınlatıcı efsane. Bakın uff. Resmen böyle şey gibi, burada ampul patlıyor gibi oluyor. Yani şu an hiçbir şekilde ıslatmadım bu arada. Şöyle C şeklinde. Şu üst kısımları şöyle çok hafif yapıyorum. Of inanılmaz. Burnuma da şöyle tam üst kısmına. Burnumun bir de şu kısma sürüyorum şöyle. Spreyleyip şuraları süreyim iyice. Çünkü iyice parlayalım. Neden parlamayalım ki? Mezuniyet sonuçta. Her yerim aydınlatasım var. Böyle komple yüzüm ama tabii ki öyle bir şey yok. Işık oyunu yapıyoruz. Makyajım bu şekilde oldu. Az önce kullandığımız şu açık renkten şuraları birazcık daha silmek istiyorum. Progresses. I call and you come through. Blow all my friendships to sit in hell with you. But we're the. Ve bitti. Makyaj bu kadar. Yani şimdi bir de rujum. Ruj olarak ne sürelim? Yine aydınlık bir şeyler sürelim. Şu MAC'inkisi bir de dudak kalemi. Bir de bunu sürelim. Bakalım aynı renk kalem bulabilecek miyim? Biraz açık. Şunu yapalım. Flor Mar'ın 216 numarasıyla şöyle bir çerçeve çekeceğim. Üzerine de bu MAC'in A Wink of Pink Frost Lipstick böyle parlak rengi de harika. Şöyle göstereyim. Bunu süreceğim ve makyajımız bitecek. Benim sizin için yaptığım böyle mezuniyet makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bu şekilde başka makyaj videoları istiyorsanız aklımda fikirler var bir sürü. Böyle size de yaptığım makyajları gösterebilirim, paylaşabilirim. Böyle isteyen olursa da. Şu an mesela gayet doğal, yani bir sürü şey yaptık gördünüz ama gayet doğal ve böyle çekici bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Ben böyle makyajları çok seviyorum gerçekten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım çok güzel bir mezuniyet geçirirsiniz. Çok güzel anılarla dolu olur. İleride böyle dönüp anlatacak bir sürü hikayeniz olur. Çok abartmayın. Daha sonra pişman olabilirsiniz. Pişman olacağınız şeyler yapmayın. Benden size tavsiye. Çok eğlenin, bol bol eğlenin. Gününüzün tadını çıkartın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.